kullanmadık. Herkese merhaba. Türkiye'de ekonomi gündemi gene ilginç saatler yaşıyor. Bugün dolar uzun bir sürenin ardından tekrar 6 liranın altını gördü ve yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Ekonomik gelişmeler ilginç seyrediyor söylediğimiz gibi. Tofaş AŞ, Tofaş Fabrikası bu ay içinde 9 gün yurt içindeki daralma nedeniyle üretimi durdurduğunu açıkladı. Bu açıklamada bize 1 Ağustos 2018'de CHP İzmir Milletvekili Selin Sayıkböke ile yaptığımız stagflasyon kapıda mı yayınını hatırlattı. Biz de Selin Hanım'ı tekrar aradık. O da bizi kırmadı. Şu anda Skype hattımızda. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Selin Hanım siz 1 Ağustos'ta uyarmıştınız stagflasyon, yüksek enflasyonla birlikte stagflasyon riski var diye. Bugün stagflasyon geldi diyebilir miyiz artık? Maalesef yani gönül isterdi ki haklı çıkmamış olsaydık. Ama esasında bilen gözler bugünlerin çok yakın olduğunu ve Türkiye'nin çok derin bir biçimde hem durgunluğu hem enflasyon canavarını yeniden yaşayacağını bize gösteren bulgularla doluydu. Ve bizler bunu görüyorduk. Dolayısıyla evet sorunun yanıtı maalesef bugün öngördüğümüz şekilde Türkiye bir stagflasyona girdi. Şimdi bunu sadece biz söylemiyoruz. Dikkat ederseniz yeni ekonomi programı adı altında eskimiş olanı yeniden paketleyip sunmuş olan iktidar kendisi de bunu ifade ediyor. Yani rakamların kendisi zaten yaşanıyor olan bu gerçeğin kalıcı olduğunu ve bu iktidarın da kalıcı olan bu duruma bir çözüm üretme iradesi ortaya koymayacağını, koymamayı seçtiğini de gösteriyor. Bu da esasında şu noktaya taşıyor bizi. Bugün bir stagflasyona girdik ve çıkış ihtimalimiz de iktidar anlayışı değişmediği takdirde, yeni bir ekonomik düzen kurulmadığı takdirde stagflasyon gerçeğinden Türkiye'nin çıkması da çok zor olacak. 2001'de yaşanan krize kadar Türkiye hep yüksek enflasyonla yaşayan bir ülkeydi ve yüksek enflasyonla yaşamayı o dönemde biliyorduk. Yani çünkü diğer artışlar da enflasyona göre olabiliyordu. Ancak stagflasyonla yaşama deneyimi Türkiye'nin yok gibi. Stagflasyonda ne yapılır, nasıl hareket edilir? Ya bir kere şunu tespit ederek başlamak gerekiyor. Stagflasyon denen olgu iki tane ekonomik ağır tablonun eş zamanlı yaşanıyor olması anlamına geliyor. Yani hem ekonomide üretimde bir durgunluk, dolayısıyla işsizliğin de yaygınlaştığı bir dönem demek. Hem de bununla birlikte hayatın da gittikçe pahalandığı, enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönem demek. Şimdi normal koşullarda eğer ekonomide talep taraflı bir sıkıntı yaşanıyor olsa, yani biz desek ki bu ekonomi üretiminin çok üzerinde tüketiyor. Böyle olduğu için fiyatlar çok hızlı artıyor. O zaman denebilir ki hiç olmazsa işimiz var. Evet cebimize giren para belki alım gücü açısından istediğimiz düzeyde değil ama enflasyonla mücadele edebileceğimiz bir istihdam alanı yaratma ihtimali çıkar. Ama durgunluğun o eş zamanlı yaşanıyor olması bize sorunun kaynağının üretim tarafında olduğunu işaret ediyor. Yani Türkiye'de üretim daraldığı için ve üretim arz yapabilme kapasitesi sıkışmaya başladığı için, üzerine hiç yatırım yapılmadığı için hem üretemiyoruz hem de üretemediğimiz ve maliyetler çok arttığı için üretim sıkıştığından dolayı enflasyonla da eş zamanlı boğuşmamız gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani sadece hayat pahalılığıyla mücadele eden bir yapı değil, aynı zamanda işsiz kalınan bir ortamda nasıl olup ücret elde edebileceğimiz, nasıl gelir kazanacağımız, hayatımızı nasıl idame ettireceğimize dair bir kaygı bütünüyle boğuşacağımız bir gelecek bizi bekliyor. Bu kendi başına çok karanlık bir şey esasında. Şimdi kaynak eğer üretim tarafında bir sıkışıklıksa, o zaman çözümün de buradan gelmesini talep etmemiz gerekiyor. Yani nasıl yaşayacağız biz bu stagflasyon döneminde sorusunun iki alt sorusu var bana sorarsan. Bir tanesi doğru ekonomi politik çıkış nerede? Doğru ekonomi politik çıkış stagflasyonun çaresi üretimi canlandıracak. Üretimin önündeki maliyet baskısını ortadan kaldıracak ve üretimin kapasitesini arttıracak bir dizi reform denebilecek hatta devrimsel
belki de düzeyde değişiklik barındıracak bir dizi politikayı gerektiriyor. Ama bir ikinci soru da bana sorarsanız daha insani tarafı bu. Peki eğer bugün iktidar araçlarını elinde tutanlar bu gerçeği tespit etmekten uzaksa ve yaşanılıyor olanın bir kriz olduğunu dahi tespit etmiyorsa, bu krizi çözmeyeceğini bize ekonomi programından haykırıyorsa, o zaman bizler kendimizi bu toplumun birer vatandaşı olarak nasıl korumaya alabiliriz? Ya korkarım ki stagflasyondan korunmanın fazla bir yolu yok. Bu kriz hepimizi çok derinden sarsacak bir kriz. Derinden sarsacak çünkü biraz önce söylediğimiz gibi salt tüketici olarak her gün masaya ekmek koymak için aldığımız ürünün pahalandığı bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Aynı zamanda o sofraya herhangi bir ekmeği, o eve herhangi bir ürünü alabileceğimiz bir geliri kazanıp kazanamayacağımız endişesinin de bununla eş zamanlı yaşanacağı, dolayısıyla sosyal yükün çok ağır olacağı bir dönemden bahsediyoruz. O zaman çaresi bunun eğer, yani kişisel bir koruma alanı yaratmak mümkün değil, burada siyasi bir değişimi talep etmemiz gerekiyor diyorsak, o zaman şunu çok açıklıkla ifade etmeliyiz. Bir kriz var, bu krizin bir sorumlusu var. Bu krizin sorumlusu bugünkü krizi çıkarmaya yol açmış olan düzeni siyasi bir tercihle kurmuş olan iktidar ve iktidarın ortağı olmuş olan rantçı anlayıştır. Bu krizin faturasının toplumun %99'una işsizlik yoluyla, üretememek, dolayısıyla gelir yaratamamak yoluyla, enflasyon yoluyla yüklenmesinin önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Bunun da tek yolu var. Kişisel olarak kendimizi korumaya alma güdüsünden öte, kişilerin bir araya gelerek örgütlendiği, bu örgütlenmeden bir ortak talebin doğrulduğu, dolayısıyla demokratik hak arayışının, demokrasinin doğuşuna yol açacağı bir yeni siyaseti kurmaktan geçtiği kanaatindeyim. Başka türlü buradan çıkmak mümkün olmayacak. Bugün yaşanılıyor olan ağır tabloyu esasında Türkiye'nin her yerinde görüyoruz artık. Bunu bir süredir işçi eylemlerinde görüyoruz. İşte Kargil'in çalışanlarından duyuyoruz, Flormar çalışanlarından duyuyoruz, 3. Havalimanı'ndan duyuyoruz. Aynı şeyleri o işçilerin esasında çalıştığı KOBİ'lerde de duyuyoruz. İşte bugün Sayın İlhan Cener'le beraber organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık. Ziyarette bulunduğumuz sanayi bölgesi ve orada üretme gayreti içerisinde olan KOBİ'lerin hepsinden aynı kaygıyı ve endişeyi duyduk biz bugün. Üretmemiz çok zorlaşıyor. Sadece bir sene içerisinde sanayi üreticisinin elektrik maliyetine %80'e yakın zam gelmiş vaziyette. Sanayicinin neredeyse bütün üretimi bir doğrudan veya dolaylı biçimde ithal girdilere bağlı. Sadece bir sene içerisinde Türk lirasının değer kaybından kaynaklı ciddi bir maliyet artışı var. Şimdi bu maliyet artışının yükünü taşımakta zorlanıyor olan sanayicinin dönebileceği bir yer var. Ne yapıyor? Borç alayım. Belki yeniden borç alarak bu üretimi devam ettirebilirim diyor. Borç almak için kapısını çaldığı mercilerden de en az %40 faizle borç alabileceğini öğreniyor. Yani bu maliyetleri kendi öz sermayesiyle karşılaması mümkün değil. Borç alarak karşılamaya kalkarsa da %40 faizle yüzleşiyor. Şimdi bu koşullarda üretici güçler diye tanımladığımız bütün güçler aynı yükün altında ezilmeye başlamış anlamına geliyor. Dolayısıyla işçilerden duyduğumuz haykırış esasında üreticiden, KOBİ'den de duyuyor olduğumuz haykırışla aynı yerden besleniyor. Üretmek zorlaştıkça üretici güçler bu maliyetini paylaşmak zorunda kalıyor. Ya işçiyi işinden çıkartarak bu yükü paylaşmak zorunda kalıyor ya da sattığı ürünü daha pahalı ile paylaşmak zorunda kalıyor. Ama en nihayetinde bu toplumun zaten 16 yıldır yok sayılıyor olan %99'u, çiftçisi, emekçisi, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, KOBİ'si, esnafı, emeklisi, şimdi bu sefer de esasında ortağı olmadığı düzenin krizinin maliyetini işsizlikle, üretememekle, maliyet artışıyla, zamla ve enflasyonla boğuşarak faturayı üstlenmek zorunda bırakılıyor. Soru hep aynı yere geliyor. Burada tekil bir biçimde kendimizi bu stagflasyon denen ağır tablodan korumamız mümkün değil. Ancak ve ancak %99 bir araya gelip kurulmuş olan bu düzen bizi yok sayarak kurulmuştu. Çıkan faturayı biz üstlenmeyeceğiz.
kim kurduysa bu düzeni, kim bu krizin çıkmasına sebep olduysa faturayı onların üstlenmesini sağlayacağız diyen bir ortaklaşan itiraza ve bu itirazdan bir çareye giden siyasete çok ihtiyacı var Türkiye'nin. 16 Nisan seçimlerine, pardon 16 Nisan referandumundan önce ekonomide bugüne gidişin sinyalleri vardı. Sonra 24 Haziran seçimleri oldu. Yine sinyaller vardı. Hatta seçimlerin 24 Haziran'a erken alınmasının sebebi bu yaklaşan krizdi. Şimdi 24 Haziran seçimlerini kazanmış bir iktidar var ve teknik olarak cebinde 4 yıl var. Buradan muhalefet nasıl çıkacak? Yani çünkü rakamlar katlanarak kötüye gidiyor. Kriz katlanarak büyüyor. Biz Türkiye olarak bunu nasıl çevirebileceğiz? Bir kere şu gerçeği hatırlamamız gerekiyor. Gerçek demokrasiler sandıklarda oy kullanmakla sınırlı bir yurttaşlık tanımı yapmaz bizlere. Doğru sandıkta oy kullanmak, dolayısıyla sandıkta iktidar değişimini sağlamaya ortaklaşmak demokrasinin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ama sandıklar arasında da demokratik haklarımızı kullanarak iyi gitmeyen işe dair itirazımızı ortaya koymak, bir alternatif talebimizi örgütlemek en temel demokratik haklarımızdan birisi. Bugün Türkiye'de demokrasinin yıkımı esasında bu hakların da olmadığına dair bir algıyı ve inancı yerleştirmiş vaziyette. Yani bunca örgütlenme üzerinde baskı olmasına rağmen, sendikal yapılar üzerinde 10 yıllara yayılmış bir yıkım süreci olmasına rağmen, o hal süreci açıkça grevlere karşı sendikal yapıları daha da zayıflatmak üzere kullanıldığı iktidar tarafından itiraf edilmiş olmasına rağmen, yani bunca baskıya ve propagandaya rağmen, eğer bu toplumun emekçi sınıfı bize inşaat işçileri 3. Havalimanı'ndan, Flormar çalışanları sendikal haklarını kullanınca işten çıkartıldıklarında direnişe başlayarak, Kargil çalışanları Bursa'dan İstanbul'a yürüyerek eğer bir ortak talebi haykırmaya başlamışsa bu değişimin nereden gelmesi gerektiğini de bize çok somut ortaya koyuyor. Bize düşen birincisi bu itirazın kaynağının ne olduğunu topluma hatırlatmaktır. Yani bugünün muhalefetine yarının iktidar iddiasını kurarken her şeyden önce şunu söyleme görevi düşüyor. Bir kriz var. Ve bu krizi bugünün iktidarı çıkardı. Dolayısıyla iktidarın siyasi bir tercihle kurmuş olduğu düzen krize yol açıyorsa bu krizi çözmesi beklenecek olan merci bu iktidar olamaz. Her şeyden önce bunu anlatmamız gerekiyor. Ama bu anlatacağımız gerçeğin peşinden peki o zaman değişim olsun diyenlerin de örgütlenerek, büyüyerek bu itirazı başka bir düzenin mümkün olduğu inancını, o başka düzeni de gerçekleştirecek bir iddiaya, yani yeni iktidar iddiasına taşıyacak bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye'de bu kriz nereden çıktı sorusunun yanıtını eğer SALT bugünün tek adam rejiminin hukuksuzluğuna bağlarsak o zaman doğru bir tespit yapmamış oluruz. Eksik kalır. Evet, bugünkü hukuksuzluk, bugünkü kurumsal çöküşte ve kurumsal çöküşün yol açtığı kuralsız keyfi düzenden kaynaklı bir ekonomik yıkım var. Ama SALT bu nedenle bir ekonomik kriz yaşamıyor Türkiye. Siz demin söylediniz, 16 Nisan'da referandumda bugünün geleceğini görüyorduk. 16 Nisan'dan çok önce 2013'ün Mayıs tarihinde Amerikan Merkez Bankası, ben yıllardır dünyaya sunduğum likiditeyi artık geri çekeceğim, kendi topraklarıma çağıracağım, para bolluğu dünyada bitecek dediği anda bizim gibi ülkelerin çok büyük sıkıntıya düşeceğini hepimiz görmüştük ve bu öngörümüzü de iktidarla paylaşmıştık. Ve şunu söylemiştik, eğer ki biz bu borcu geri ödeme dönemi bu kadar yakınsa, kapısına geldiysek, bu borcu geri ödeyebilmek için ihtiyaç duyacağımız geliri yaratacak bir düzen kurulmadıysa o zaman bu bir krize dönüşür demiştik. Şimdi bugün yaşadığımız kriz, dolayısıyla SALT, hukukun yıkılmış olması, SALT tek adam rejiminden kaynaklı bir kriz değil. Bugünkü kriz aynı zamanda kurulmuş olan rantçı düzenden kaynaklanıyor. Yani 16 yıldır Türkiye'nin borç aldığı her bir doları üretici bir güce değil, gelir yaratacak alanlara değil, rantçı ve talancı alanlara yatırmış olmasının maliyetini ödüyoruz bugün. O zaman bu rantçı talancı anlayışı ve düzeni değiştirmezsek eğer, SALT daha iyi yönetme iddiasıyla,
Salt hukuku inşa etmek iddiasıyla ekonomide krizden çıkışın yolunu kurmamız mümkün olmaz. İki şeye ihtiyacımız var. Bir, üretici güçleri destekleyecek. %1 rantçıdan yana değil, %99 üretici güçlerden yana tercihini kullanacak bir siyaseti iktidara taşımazsak ve bu anlayışı hukuk, kurumsal yapılar ve kurallı işleyen bir düzenle desteklemezsek bu krizden çıkmamız mümkün olmaz. Hukuku daha iyi bir yönetimi, keyfinin yerini kurumların almasını sağlarsak belki bir süre nefes alabiliriz. Ama tekrar etmem gerekiyor. Devrimsel nitelikte bir üretim dönüşümüne ihtiyacı var Türkiye'nin. Bugünkü gibi ranta yatıran değil, betona yatıran değil, gördüğü her toprak parçasında rezidans gören değil, o topraktan zeytin üretilebileceğini, zeytinden zeytinyağı üretilebileceğini, o topraktan domates çıkabileceğini, o toprağın üzerine bir fabrika kurulduğunda oradan bir sanayi üretimi doğabileceğini ve bunlardan bir katma değerli üretimle zenginlik yaratılabileceğini bilen bir iktidar anlayışına ve tercihini ranttan yana değil, bu üretici güçlerden yana kullanacak bir siyasi tercihe ihtiyacımız var. Bu iktidarın bunu yapması mümkün değil. Onun için hep aynı yere geliyoruz. Evet, bu iktidar bir kriz çıkarttı. Bu kriz stagflasyon yoluyla Türkiye'nin hepsini içine alan bir karanlık maalesef karşımıza çıkarttı. Türkiye'nin buradan çıkış potansiyeli var ama bu potansiyeli gerçekleştirebilmesi için başka siyasi tercihler ortaya koyacak yeni bir iktidar anlayışına ihtiyacı var. Bunu bugün toplumda KOBİ de talep ediyor, sanayici de talep ediyor, işçi de talep ediyorsa esasında bu dönüşümün toplumsal dinamikleri hazır demektir. Siyasete düşen görev de bu iktidar iddiasıyla toplumun önüne düşecek ve dönüştürücü gücün iktidar iddiasını taşıyacak bir yeni siyaset ortaya koymaktır. Biz böyle bir gelecek için biz diyenleriz. O geleceğin Türkiye için çok mümkün olduğunu biliyoruz. Ama tekrar etmem gerekiyor. Bunun için hep bir araya gelmemiz gerekiyor. Peki Selin Hanım, son olarak şeyi sormak istiyorum. Bize benzer bir kriz yaşayan Arjantin, IMF ile yeni bir stand-by anlaşmasına gitti ve rekor miktarda borçlanarak IMF'e ekonomisini yeniden yola koyacak gibi görüyor. Yani yola koyacak derken tırnak içine söylüyorum bunu. Türkiye'de bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 19 kez IMF'le standby anlaşması yapmış. Bunun 20.sini yapmadan stagflasyondan ve enflasyondan sıyrılarak Türkiye'nin yeniden raylarına oturması mümkün mü Türk ekonomisine? Şimdi şu gerçeği tespit ederek başlayalım. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 180 milyar dolarlık bir görü ödememiz var yurt dışına. Bunun üzerine bir de 50 milyar dolarlık bir cari açık var finanse etmemiz gereken. Yani Türkiye'nin önümüzdeki 12 ay içerisinde yaklaşık 230 milyar dolarlık bir dış kaynağa erişmesi gerekiyor. Soru, bu dış kaynağa erişimi nasıl sağlayacak Türkiye? Şimdi dış kaynağa erişim için IMF'ye muhtaç kalmanın çok maliyetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü IMF'nin esasında Türkiye'ye dayatacağı bir programın faturayı kime keseceğini geçmiş deneyimlerden ve IMF programlarından biliyoruz. Buna engel olmanın tek yolu var. O da bugün krizi çıkartmış olan anlayışın yerine yeni anlayışı koyacak, yeniden Türkiye'nin belki de kurallı işleyen bir düzene geçişinin ilk adımlarını atmaktan geçiyor. Yani IMF'ye muhtaç kalmamak için bugün hukukun, keyfiliğin yerine kurumların, şahısların yerine kurumların geçtiği bir düzen, bu açıdan belki de ilk aşamada neredeyse acil eylem programının bir ilk adım olarak karşımızda duruyor. Bunu yaparsa Türkiye o zaman bu borcu çevirebilir, yani nefes alabilir konuma taşınabilir. Ama karşımızda duran esas sorunun peki biz bu borcu döndürebildiğimiz noktada üretime dair dönüşüm için ne yapacağız? Bugünkü krizin faturasını kim ödeyecek sorusunun yanıtı bana sorarsanız esas soru olarak karşımızda duruyor. Bunun için de IMF kapısına dayanma zorunluluğu olmasın diye haykırıyoruz. Çünkü oraya geldiğimiz noktada dayatılacak olan programın daha çok kemer sıkma ve sıkılan kemerin de toplumun emekçi, toplumun üretici güçlerinden yana olacağını çok iyi biliyoruz. Oysa ki bugün Türkiye'nin bir kaynak ihtiyacı varsa kimin cebinden bu kaynağı çıkarması gerektiği açık. Ben söyleyeyim size açıklıkla. Bu krizi eğer
rantçı sermaye ve talancı anlayış iktidarla birlikte çıkardıysa, bugün ihtiyaç duyduğumuz kaynağı da bu rantçı sermayenin ödemesini sağlamalıyız. Nasıl mı derseniz, yapılabilecek hemen hızlı iki iş var. Bir tanesi, bu rantçı sermaye bugüne kadar hazineden garantilerle, üstelik de bu garantileri döviz temelli alarak iş yaptı. Ve bu garantileri o derece gerçek dışı bir düzeyde aldı ki, hatırlayın, bundan birkaç hafta önce basında paylaşılmıştı. Kütahya Havaalanı'nın yolcu tahmini %96 sapmayla gerçekleşmiş. %96 sapmayla verilen garanti üstelik de euro düzeyinden verilmiş. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Her şeyden önce bu döviz garantili, hazine garantili projelerin TL'ye dönmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü ülkenin bir kaynağa ihtiyacı varsa hazinenin bu garantileri üstelik de bu derece değer kaybetmiş Türk lirası karşısında sadece TL'den doğan değer kaybından rantçı sermayeye bir aktarım yapması yerine rantçı sermayenin hazineye bu garantileri TL'ye dönerek aktarmasını sağlamamız gerekiyor. İkincisi, mesela vergi cennetleri listesini hemen yayınlamamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de uluslararası veriler bize şunu gösteriyor. Türkiye'de üretilmiş olan her 5 birimlik milli gelirin bir birimi vergi cennetlerinde. Ya bu rantçı sermayenin elde etmiş olduğu gelirle birebir örtüşüyor. Rantçı sermaye haksız yere elde etmiş olduğu bu kazancı vergi cennetlerine park etmişse ilk yapmamız gereken vergi cennetleri listesini yayınlamak. Yayınladığımız anda vergilendirilebilir bir unsura dönüşüyor bu kazanç. Tekrar edelim. Eğer birisi bu krizin doğurduğu kaynak ihtiyacını gidermek üzere cebinden para çıkartacaksa bu üretici güçler olmamalı. Çünkü bu krizi üretici güçler çıkarmadı. Bu krizi bu iktidarın siyasal tercihiyle kurduğu rantçı düzene ortak olmuş olan rantçı sermaye çıkarttı. Ve bu rantçı sermayenin en somut projeleri işte 3. Havalimanı'nda gördüğümüz, kullanmadığımız köprülerde gördüğümüz, geçmediğimiz yollarda gördüğümüz, bunlardan kaynaklı garantilerin hazineye yüklediği yükte gördüğümüz, o yükün doğurduğu vergi ihtiyacında gördüğümüz bir fatura olarak karşımıza çıkıyor. Bu faturayı ödemesi gerekenler bu rantçı sermaye sınıfıdır. Bunun da araçları mevcuttur. Yani IMF'ye gitmeden, IMF'nin kapısını çalmadan bunu çözmek mümkün. Faturayı kime yükleyeceğinize dair bir siyasi tercihi ortaya koyarsanız buradan çıkış sağlayabilirsiniz. Biz de ısrarla bunu talep ediyoruz ve bunu talep etmeye devam edeceğiz. Sena Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, CHP İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Selin Sayık Böke ile stagflasyon geldi mi başlıklı yayınımızı izlediniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir programda görüşmek üzere.